Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Sizlerle birlikte bu video içerisinde geniş geniş altın ve gümüşten bahsedeceğiz. Gram altın, gram gümüş, ons gümüş ve ons altın yorumları bu video içerisinde olacak. Sizlerle birlikte güzel, gerçekten altın ve gümüş tarafında dudak uçuklatacak rakamların gelebilme olasılığının olabileceğini hatırlatmak isterek, isteyerekten e, bu videoyu dikkatli bir şekilde altın ve gümüş yatırımcısı... Dinlerse gerçekten güzel rakamlar ee, bu video içerisinde altın ve gümüş yatırımcılarına vereceğimiz e, seviyelerde olacak sevgili dostlarım. Ayrıca haftalık kapanışlar, aylık kapanışlar gelecek. Bizler için ons altın, gram altın, e, gram gümüş olsun hangi seviyelerin yükseliş ve düşüş için önemli olacağı, hangi rakamları takip etmemiz gerekeceği e, sizler için de güzel bir video olacağını düşünmekteyim. Ben videoya geçerken sizler de kanalımıza bir beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmamış tüm dostlarımın hepsinde kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Evet, altının ons tarafıyla başlayalım sevgili dostlarım. Evet, benim de çıkarmış olduğum Elliot çalışmalarım e, mevcut. Ayrıca bu Elliot çalışmalarını da grafik üzerinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ve hangi rakamların ve hangi kapanışların bizler için ons altın, ons gümüş, gram altın ve gram gümüş tarafında önemli olabileceğiyle ilgili ipuçlarına sizlerle birlikte ulaşmaya çalışacağız. Evet 1680 seviyesi bizler için dip kabul ettiğimiz altının ons tarafında önemli bir rakamdı sevgili dostlarım ve şimdi bu rakamla birlikte bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketleri altının ons tarafında takipteyiz ve bu takip neticesinde 1680 ve artık şimdi bizler için önemli bir direnç. Haftalık kapanışlarda ve aylık kapanışlarda takip edeceğimiz önemli bir direnç. 1772 dolar seviyesinden geçen olan direnç. Sıkı bir şekilde takip edeceğiz sevgili dostlarım. Çünkü bu 1772 dolardan geçen direnç gerçekten bizler için önemli sayılabilecek bir direnç bölgesi. Bu direncin üzerinde Arkadaşlar bakın çok önemli altının onsu bu direnç üzerinde kapanış gösterebilir ise haftalık ve aylık bazda bu direnç üzerinde kalabilir isek bizler sizlerle birlikte altının e, özellikle ons tarafında 1978 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini takipte kalabiliriz. O yüzden altının onsunu takip eden sevgili dostlarım ee, bu hafta itibariyle 1772 dolar bizim için çok önemli. Bu hafta ve aylık kapanışında da 1772 doları sıkı takipte kalacağız. Burayı durmayı ve tutunmayı başarabilirsek de dediğim gibi yönümüz yukarı olacak sevgili dostlarım. Hemen gram altın tarafına geçelim. Bakalım gram altında e, ons bazlı olarak hangi hareketler bizler için önemli olacak gram altın takipçileri için. Hangi kapanış seviyesi önemli? Bunu da burada grafik üzerinde sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Gram altın artık bizler için bir yükseliş trendine zaten geçmiş durumda bu. Çünkü dolar bazlı etkilendiği için arkadaşlar ons bazlı 1772 dolar seviyesi üzerinde de ons tutunmayı başarabilir, kapanışlar yapabilir ise artık bizler için 985 seviyesi zaten ne demiştik? Kırılırsa yukarı yönlü hareketlerin başlayacağı bir alan, bir seviye bize yaratacaktır şeklinde takip ediyorduk. Buradaki yükselişimiz de arkadaşlar kısa bazlı şu an itibariyle biz 1019 seviyesini takip edeceğiz. Şuradaki 1019 seviyesini takip edeceğiz ve onun üstünde de 1036 direnç seviyeleri gram altında bizler için önemli olacak seviyeler. Bu seviyeleri dikkatli bir şekilde takipte kalacağız. E, bu 985 üzerinde kaldıkça da bizler ilk etapta kısa da gram altında 1036 seviyesi bizler için önemli bir seviye olacak. Şimdi 1036 seviyesi bizler için kısa da neden önemli? E, 1036 seviyesini yukarı yönlü kararabilir isek 1036 çünkü bizler için düşenin kuvvetli direnç bölgesi. Bunu yukarı yönlü kırabilir isek ee, bizim 1060'da da bulunan bir tepemiz var. Bu 1060 tepesi bu sefer e, ben yukarı yönlü kırılıp e, gram altında bu sefer arkadaşlar 1135 dolar seviyesi, e, 1135 Türk Lirası seviyesine kadar gram altında bizi yukarı taşıyacak olan hareketi başlatacak e, duruma getirebilir. O yüzden e, 1036 kısadaki hedef önemli olacak. Buradaki tutunma önemli olacak. Kısa da bu 1036'yı sizlerle takip edeceğiz. Ara dirençlerimiz 1019 ve 1036 seviyelerinden geçiyor. Hep birlikte bu rakamları takip edeceğiz. Bakalım altının gram tarafı burada tutunmasına devam edebilecek mi sevgili dostlarım? 985 üzerinde zaten gram tarafı hala da olumludur. Bu olumlu seyrinde devam ettirir. Şimdi gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş takip eden sevgili dostlarımız için. Gümüş onsta hemen e, analizimize başlayalım. Gümüş on'sta da bizler için 18 dolarlar tarafının bir dip olduğu yönündeki beklentimiz zaten vardı ve bu dip beklentimiz doğrultusunda e, gümüşün onsunda da sizlerle birlikte hareketleri takip ettik ve buradan yukarı yönlü e, tepki yükselişini de almış durumdayız. Şimdi bakın arkadaşlar e, gümüşün ons tarafında. 20 lira, 20 dolar, 21 sent üstündeki kapanışı takip edeceğiz. Gümüş burada tutunmayı başarabilir. Ve burada günlük haftalık kapanışlar başlayabilir ve devam eder ise de arkadaşlar. Bizler artık sizlerle birlikte gümüşün ons tarafında da yukarı yönde hareketleri rahat bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Ve 18 lirada olan dip seviyemizi artık... 20 e, dolar 21 sent civarına doğru yükselmiş, yükseltmiş olacağız. Buradaki kısadaki gümüşteki hedef 21 dolar 50 sent civarına doğru e, gümüşteki hareketleri devam ettirir. O yüzden e, gümüş takip eden sevgili dostlarımız e, mutlaka bu seviyeleri takipte kalsınlar. 21.50 bizim kısadaki gümüşteki artık ana hedef bölgemiz olarak. Takip edeceğimiz seviye şekline gelmiş durumda. Ee, biz buradaki yükselişi 20-21 altında kapanış görmediğimiz müddetçe arkadaşlar, kısa da ilk etapta 24.88'e kadar bu yükselişin devamını takip edebiliriz. O yüzden buradaki e, kapanışın 20 dolar 21 sent üzerinde olması bizim için gerçekten olumlu sayılacak bir kapanış olacak ve gümüşün onsunda 24.88'e doğru kısa da bizi taşıyacak olan seviyeye götürecek. İşte aşırılık ne zaman başlayacak? Aşırılık 24.88 üzerinde gümüşün onsunda devam eder ve buradaki e, kapanışları da gene aylıkta 24.88 haftalıkta da 24.88 üzerine orta vadede taşıyabilir isek o zaman ana hedef bölgemiz 32 dolar seviyesine doğru bir gümüş onsu sizlerle birlikte takip etmeye başlayacağız. Evet, gümüş gram, gümüş TL, gümüş gram takip eden sevgili dostlarımız için ee, hemen notlarım arasına da bakmak istiyorum çünkü burada da notlarım arasında gümüş gramla ilgili kapanış seviyelerini çıkarttım. Evet, gümüş gram. Bu da e, haftalık bazda arkadaşlar bizler için bir yükseliş trend bandına. Girmiş gözüküyor 10 lira 92. Bakın gümüş gram takip eden arkadaşlarımız 10 lira 92. Bu seviye çok önemli ve stop bölgesi olarak da kullanabilecek bir seviye. Ee, bu seviye neden önemli? Çünkü 10 lira 92 kuruş seviyesi üzerinde haftalık kapanışlar ve günlük kapanışlar e, görmeye başladığımızda bizler için kısa vadede artık gümüşte 12 lira kısa hedef bölgemiz 12 lira 50 kuruş seviyesine doğru gümüşün gramında yukarı yönlü hareketlerin devamını getirebilecek olan bir hareketi başlatabilir bizlere. 12-50 seviyesi bizler için gerçekten önemli bir e, kuvvetli bir direnç bölgesidir. E, eğer ki bu direnç bölgesini, bu şimdi kısadaki hedefimiz 12 lira 50 kuruş. Bunu yukarı kırabilir ve bunun üzerinde de artık günlük ve haftalık kapanışlar yapmaya başlar isek bizler gümüşün gramında sizlerle birlikte arkadaşlar 14.35 evet şuradaki 14.35 seviyesine doğru yukarı yönlü ana hedef bölgemize doğru yeni hedef bölgemize doğru gümüşün gram tarafında yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Burada Sizlerin de yakinen takip etmesi gereken en yakın seviye 10 lira 92 kuruş. Bakın bunda haftalık ve günlük kapanışlarda bunu mutlaka takip edin. Bunun altına gümüşün gramında herhangi bir sarkma olmadığı sürece de ilk kısadaki hedefimiz 12 lira 50 kuruş seviyesine doğru giden gümüşü biz sizlerle birlikte takipte kalacağız. Onun dışında da korkulacak herhangi bir durum yok sevgili dostlarım. Hemen Dolar Türk Lirası'na bir daha bakalım. Dolar Türk Lirası ile ilgili e, arkadaşlarımızın istekleri vardı. Gerçi az önce Dolar Türk Lirası ile ilgili bir video yapmıştık. Ama bu video içerisinde de gene Dolar Kur'una değinelim. Dolar Kur'unda bizler için 17 lira önemli bir seviyeydi. Ve bu 17 TL'nin üstünde kapanışlar yapmaya başlamamızla birlikte... Artık bizler için dolar kurunda 17 lira 86 kuruş bölgesinde bulunan bakın arkadaşlar burayı iyi dinleyin. Çünkü 17.86 bizler için kısada da takip etmemiz gereken kapanışlar haftalıkta da kapanışları bu seviyenin üzerinde yapmayı başarabilir isek yeni bandımız dolar kurunda 18.25 evet şuradaki 18.25. 18.40 bantları arasına yerleşmiş bir Dolar-TL kuru sizlerle birlikte takip ederiz. O yüzden 17.86 önemli. Bu günlük kapanışta siz de bunları takip edin. Çünkü 17.86 altında kapanış gelir ise buradaki hareketin bir tekrardan düzeltme süreci içerisine girebileceğini düşünebiliriz. Onun da alttaki seviyeleri 17.75 seviyesinden geçen destek olacaktır. 17.86 hala önemli. Üstüne basa basa dolar takip eden sevgili dostlarımız için söylüyorum. Bu seviyeyi önemli bir şekilde takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar bizi 18.25-18.40 bant aralığına doğru taşıyabilir. Ayrıca Rusya'dan bir 15 milyar dolarlık para geldiği söylentileri var. Bakalım bu söylentilerin de bizi nereye götüreceği bu haftaki kapanışta zaten belli olacak. O yüzden demem odur ki 17.86 kapanışı sizler için önemli bir kapanış olacak. Evet sevgili dostlarım altını, gümüşü ve doları gram altını, gram gümüşü, ons altın, ons gümüşü detaylı bir şekilde inceledik. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış tüm dostlarımı mutlaka kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.